Medyaskop'tan herkese merhaba. Sosyopolitik'te bu hafta İran'ı, İran halkını ve son zamanlarda Tahran yönetimine karşı yükselen tepkileri ele alacağız. Tırmanan ABD-İran gerginliğiyle dolu haftalar geçirdik. ABD-İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi bildiğiniz üzere bir suikastle öldürdü. Ardından İran'ın, ABD'nin Irak'taki üslerine yaptığı misilleme sırasında İran topraklarında Ukrayna hava yollarına ait bir uçak düştü ya da düşürüldü. Ve İran bu uçağın yanlışlıkla düşürüldüğünü tam 3 gün sonra kabul etti. Bunun üzerine de İran halkı yönetimi yalancılıkla suçlayarak protestolara başladı. Ve şimdi de İran'ın en önemli sanat etkinliklerinden biri sayılan Uluslararası Film Festivali boykot ediliyor. İran halkının düşüncelerini ve yönetime tepkileri bugün gazeteci ve yönetmen Mehdi Şabani ile konuşuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce biraz bu festivalden bize bahseder misiniz? Bir, önemi ne? İki, nedir bu boykot? Bakın, İran'da özellikle bu ayda, çünkü şimdi devrim olduğu günlere gidiyoruz. Her zaman, yani 40 yıldır, her yılda en önemli festivallarda bu ayda gerçekleşiyor. Yani bu sadece sinema film festivali değil, sinema film festivali var. Yani Fajr Tanadiğimiz, yani güneş doğarken anlama geliyor. Fajr film festivali var, Fajr tiyatro festivali var, Fajr görsel festivali var vesaire. Bu olay ilk görsel festivallardan başladı. Yani görsel sanatlar festivalinden başladı. Oradan birkaç kişi geri çekildiler ve dediler ki bu durumlarda, yani millet yastayken biz festivale girmek pek mantıklı gelmiyor bize. Aynı zamanda bir siyasi tepki de var. Yani sadece yastan değil, rejime karşı böyle bir şey vardı. Ondan sonra o geçti Fajr Tiyatro Festivali ve ondan sonra Fajr Film Festivali'nden devam etti. Tabii ki bu arada film festivali en önemlisidir. Yani sinema, İran sineması hem yurt dışında hem yurt içinde en önemli etkinliklerden biridir İran'da. Yani herkes bir yıl bekler festivale gelsin vesaire. Oradan da ilginç bir şekilde ilk boykot bir çok eski ve çok önemli isimlerden Mesut Kimyay'dan başladı. Mesut Kimyay çok eski bir yönetmendir. İran yeni dalga sinemasını tanıdığımız bir kavram var. Üç yönetmen bunu başladılar. Aşağı yukarı 70 yıl önce. Mesut Kimyay onlardan biriydi. Hala da sinemaya devam ediyor. Çok tanıyan bir isimdir. Oradan şunu anlattı. Yani bir video paylaştı. Olay da bu. Bu durumlarda, bu havada peş peşe halk darbe görünce, halk yasta kalınca, halk acı görünce festivale girmek mantıklı değil. Ben filmimi geri çekiliyorum. Ondan sonra bu şey başladı, bu boykot havası devam etti ve hala da devam ediyor. Bunu bir bilmemiz lazım. Yani İran'da şimdilik en toplumsal olarak etkilen sanat sinema sayılır. Yani eskiden edebiyat çok yoğundu, yani daha çok politik ya da toplumsal sanat daha edebiyattı. Bir şekilde, isterseniz sonra bunu girebiliriz çünkü bayağı... Evet, sinemayla ilgili aslında İran sineması biraz da muhalefetin dile getiremediklerinin dile getirildiği alan olarak görülüyor dışarıdan bakınca. Ama öyle mi gerçekten? Hem sinemanın önemini biraz anladın, hem de muhalif bir duruş var mı sinemada? Sinemada, İran sinemasında her zaman bir muhalif duruşu vardı ama çok normalde inceydi yani. Özellikle son yıllarda, yani 10 yıldır Ahmedinejad'ın ikinci dönemden sonra özellikle daha muhalif, yani biraz daha derin muhalifler göçmek zorunda kaldılar. Ne bileyim, büyük ustalardan bahsedersem Behram Beyzai Amerika'ya göç etti. Stanford Üniversitesi'nde ders veriyor. Nasser Takvai, bunlar çok özellikle İran içinde, yani belki yurt dışında o kadar udullu filan değiller ama kokten İran sineması bunların üzerinde yaratılmış bir insanlardan bahsediyoruz. O zaten bir Nasser Takvai bir 15 yıldır çalışamıyor, zaten izin vermiyorlar vesaire. Ama bunu unutmamamız lazım. İran sineması her zaman, yani özellikle bu 10 yıl, 15 yıl içerisinde bir şekilde de devrim muhafızları, rejimin böyle bir ve istihbaratla çalışan bir sektördür. Çünkü etkisi, topluma etkisi çok fazladır.
Onun için her zaman bir korku var. Tabii ki muhalefet var ama o muhalefet normalde nereden gerçekleşiyor? Şeylerde daha çok, yani seçimlerde. Yani normalde sinemacı elemanlar seçim söz konusuysa geliyorlar ve normalde reformistlere destek vermek olarak halka o tarafa böyle bir destek veriyorlar. Yani bir reformistlere oy versin, muhafazakarlar daha gelmesin, radikaller daha gelmesin diye. Bu bir şekilde ilk kezdir komple sistemden dışında kalıyorlar. Ve bu boykottan sonra da hemen, yani bir 2-3 gün sonra rejim de bunun farkında oldu. Olay biraz büyütüyor. Yani aslında bizim zannettiğimiz kadar muhalif değiller. O kadar muhalif değil. Ama bu protestoyla birlikte çok daha muhalif bir çizgiye çekildi mi sanatçılar? O kadar hala çok radikal olmadı ama biraz daha radikalleşiyor. Gittikçe daha radikalleşiyor. Şimdi festival ne olacak? Film festivali devam edecek. Tiyatro festivali de öyle. Şimdi bu Görsel Sanatlar Festivali bir hafta ertelendi ve açılış töreni de iptal edildi. Biraz bu iptalle ilgili de yas yüzünden biz bu açılışı yapmıyoruz demiş yönetim ama aslında protestolar yüzünden olmuş diye de haberler okuduk. Evet, öyledir. Geçen hafta birkaç tane bir haber vardı. Bunlar da ilginç haberlerdir. Yani bu festival hakkında. Babak Hamidiyan bir ödüllü bir iki aynı festivalden, Felç Festivali'nden en iyi oyuncu ödülü alan kişi. İki tane film vardı. O çekildi. İki gün sonra Twitter'da ve Instagram'da paylaştı. Tehdit geldi onu. Can tehdidi geldi. Sen artık bu ülkede yaşamazsın diye vesaire vesaire. Ondan sonra rejim tarafından çok çok baskı geldi. Bugün bir haber geldi. Kültür Bakanı'nın yayıncılık yardımcısı tehdit etti. Artık gazeteciler ve haber ajanslar uç şey hakkında pek uğraşmaması gerektiğini anlattı. Biri benzin kriz olayları. Çünkü bunu da unutmayalım. Yani bütün bu boykot ve bu itirazlar, bu eylemler sadece bu uçak düşürmek meselesi değil. Bir şekilde 2,5 ay önceki benzin krizin eylemlerin ve orada Reuters'e göre 1500 kişi öldürülmesinin tepkisidir. Yani bunlar bir şekilde bağlantısı var ve bunu beraber bir bakması, yani okuması lazım. Aslında hepsi birer sebep bu protestolar için. Çünkü bu olaylar başlamadan zaten yas ve itiraz havası vardı. Şu 1500 kişi için, yani çünkü büyük bir rakamdır. Yani 2-3 gün içerisinde korkunç. 1500 öldürmesi korkunç bir rakamdır. Oradan başladı ve baskı devam ediyor. Yani şimdi haberlere sansür yapmaya bir başladılar. Üç şey demiştiniz. Biri benzin kriz eylemleri ve onların öldürmesi vesaire. Çünkü hala açıklama, rejim tarafından hiç açıklama yok, hiç rakam da vermediler. Yani bir şekilde bu Kasım Süleymani olayı, savaş gölgesiyle şeyi kapatmaya çalıştılar ki bir şekilde kapanmış. Bu benzin krizin, benzin krize karşı eylemlerini bir şekilde rejim kapatmış ama bir anda bir uçak düşmesi, daha doğrusu yani düşürmesi, oradan tekrar her şeyi, yani rejimin komple kurduğu plan, program ve o propagandayı yok etti bir şekilde. Ve bunlar birlikte böyle daha devam etti. İkinci uçak meselesidir, üçüncü de boykot meselesi. Yani boykot çok çok önemli bir noktaya vuruyor gibi geliyor yani. Çünkü sonuçta her yılın gösterdiği bir festivaldir. Özellikle devreme şey olarak bir... Aslında bir devrimi de kutluyor evet, bu festival odur, değil mi? O zaten amacı o. Aynı zamanda çok dışarıdan gelenlere de böyle bir boykot oldu tekrar. Dün Eugenio Barba, bir çok meşhur bir tiyatro yönetmeni. O da İranlı sanatçılar mektup yazdılar, açık mektup yazdılar. Bu durumda İran'a gitmek ve festivale katılmak yanlıştır. O da geri çekildi. Bir de mektup yazdı yani. Dedi ki ben sizin yanınızdayım ve bu arada şunu yapmak pek sağlıklı değil ve doğru değil, doğru bulmuyorum dedi. O da çekildi. Dün başka bir gelişme oldu. İlk tiyatro festivalinden iki grup, çekilen grup bir açıklama, bir basın açıklaması yaptılar. Yani şey olarak, yazılı olarak ve geri çekildi. Tekrar biz
böyle bir açıklama vardı ve belli bir şekilde yani istihbarat dili var içinde, yani böyle bir devlet dili var. Kasım Süleymani'yi övdüler, rejimi övdüler vesaire ve biz geri geliyoruz ama o bellidir zaten. Baskı üzerinden böyle bir olay oldu. Yani olabildiğince de protesto edenlere baskı var demek ki dönemleri için. Evet, çok baskı var. Aynı zamanda tabii ki sinema içinde, yani sinema sektörünün içinde de birkaç ses geliyor. Bunlar da yok biz katılacak, bunu doğru bulmuyoruz. Biz de yas da olabiliriz ama bunlar yas olarak bakıyorlar. Ama şeyi festivale gerçekleştirmemiz lazım. Bu bizim alanımızdır, alanı boş bırakmamamız lazım. Biz boş bırakırsak daha radikaller gelip dolduracaklar. Ama bunlar daha yas olarak bakıyorlar. Karşı taraf biraz daha direnç olarak, biraz daha itiraz olarak bakıyorlar. Sonuç olarak festival yapılacak ama biraz daha kuru geçecek galiba. Aynen ve aynı zamanda büyük bir ihtimal, yani şimdilik böyle gözüküyor ki katılımcı, yani sadece filmlerden, tiyatrodan falan değil, millet de daha az gidiyorlar. Yani sosyal medyada bayağı bu yangındır. Aynı zamanda ben başka bir yerden de bunu da görmemiz lazım. Esporcular. Normalde biliyoruz yani esporcular pek politik, o kadar politik havası yok. İran'da da böyle mi? İran'da da böyle yani. Normalde gidiyor, sahaya gidiyor, sporunu yapıyor. Bugünler bayağı esporcular tarafından de boykot, istifa var. Örnek vereyim, kayak kaptan, İran milli takımın kaptanı istifa etti. Çok tanıyan bir kişiydi. Bir açıklamada da böyle bir şey dedi, halkın böyle durumdayken ben artık hiçbir anlam bulamıyorum. Milli takım kıyafetini giymek, formunu giymek değil. Said Maruf çok 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 influencer kişidir zaten. Yani İran milli voleybol milli takımın kaptanı. Onlar da bir 4-5 gün önce olimpik şeyini kazandılar. Yani olimpiye girecekler. O da bir açıklama yaptı. Bu durumlarda biz hiç mutlu değiliz. Yani çok önemli bir noktadır bizim için olimpike gitmek. Ama bu şartlarda ve çok da siyasi dil kullanıyorlar. Öyle bir şey, bir sporcudan çıkan bir şey değil. Çok itirazcı, aynı zamanda sağlam bir çerçevede. Ve bunlardan hepsi daha önemlisi Kimya Alizade. Geçen olimpikte bu bir kadın, 21 yaşında bir kadın tekvandocudur. Geçen olimpikte İran'ın bayrağını o taşındı. Ve çok sembolik bir kadindir. İlk kez yani devrimden sonra olimpikte medalyon kazanan bir kadindir. O zaten İran'dan gitti. Artık dedi ben İran formasıyla, İran bayrağıyla girmem. Ben kendine böyle çok feminist bir açıklama vardı. Şey dedi ben İran kadınların bir örneğiyim. Ben halkım yanında olmak istiyordum. Bir de o cinsiyetçilikle suçladı değil mi? Aynen öyle. Sadece bu olaylara tepkiler değil, bir de kadın olmasıyla birlikte. Aynen öyledir. O da geri çekildi. Yani esporculardan da yani futbol olsun ve vesaire vesaire de bayağı tepki görüyoruz. Tepkiler her yerde, hem sanat çevrelerinde hem sporda. Peki sokakta nasıl gidiyor işler? Bu iki büyük yalan geldi aslında topluma. En çok da sinirlenilen şey bu gibi görünüyor bizim buradan baktığımız kadarıyla. Hem uçakla ilgili hem de misillemeyle ilgili. Hem sokak nasıl hem de bu yalanların anlamı ne bu kadar? Saklanıyor bir şeyler halktan. Bakın ilk eylemler şimdi pek eylem gözükmüyor. Eylem daha çok şimdi sosyal medyada görüyoruz. Yani ilk bir 4-5 gün peş peşe eylem görüyorduk. Özellikle üniversitede bir şey görüyorduk. Yaygın bir şeydi. Şimdilik kapatmış gibi gözüküyor eylemler. Yani pek sokaklarda gözükmüyor. Ama eylemlerin ilginç olayı, yani ben bir flashback yaparsam, yani bir benzin kriz eylemlerine bir düşünürsek, ya bir bakarsak, oradan daha çok biz alt tabaka görüyorduk. Yani şey olarak da bakarsak, coğrafya olarak küçük şehirler, küçük kasabalar, aynı zamanda büyük şehirlerin şehir dışındaki mahalleler, yani tam kenar mahallede görüyorduk. Sloganlar hiç belli değildi, çok farklı sloganlar görüyorduk orada, çok da kimin tarafından gerçekleşiyor. Ve orta sınıfta hiç çok az katıldığını görüyoruz. Bir sempati vardı orta sınıf tarafından ama hiç çok katılmadı. Şimdi nasıl?
Bu olay daha çok, yani bu uçak meselesi, biz eylemlere daha çok orta sınıf tarafından görüyoruz. Sloganlar bellidir, siyasidir. Yani o benzin krize karşı eylemler, biz daha ekonomik şeyler görüyorduk, ekonomik sloganlar görüyorduk. Aynı zamanda bir ortak noktası var bu ikisi arası. Artık hiçbir yerde sistem içerisinde bir talep görmüyoruz. Hiçbir şekilde. Sloganlar, eylemler çok radikalleşti. Tamamen rejimin yıkılmasına gitmesine yönelik. Yani eskiden her zaman bu hava vardı. Özellikle orta sınıf eylemlerinde reformistlere bir şekilde destek vermek. Seçime doğru bir hava vardı. Normalde de seçimden sonra bir eylem gerçekleşiyordu. Bu sefer asla reformistlerden muhafaza, hiçbir sohbet yok. Ama aynı zamanda hatta referandum bile, ki referandum biraz radikal bir sözüdür, artık referandum da istemiyorlar. Yani sözler belli. Rejim gitsin, yıkılsın, biz yeni bir dönem başlamamız lazım. Peki bu bu iş büyür mü? Bu eylemler büyür mü ve bir sonuca doğru gider mi? Yani tahmin etmek tabii ki zor ama nasıl görüyorsunuz? Bakın, eylemler şimdilik şöyle gözüküyor. Dediğim gibi kapatmış. Ama asıl başka bir yerden bakmamız lazım. Gelenek olarak İran'da her 10 yılda biz normalde bir büyük ayaklandırma görüyorduk. Yani 80'lerden başlarsak geliyoruz 90'larda vesaire. Her 10 yıllarda 8, 9, 10 yıllarda büyük bir eylem görüyoruz, büyük bir ayaklandırma görüyoruz. Şimdi bunların mesafesi kısaltmaya başladı. En önemli nokta burada. Aynı zamanda coğrafya olarak daha çok geniş oldu. Yani eskiden büyük şehirlerde, merkezde görüyorduk, artık her yerde görüyoruz. Yani şimdi bakarsak 2009'da bu seçim olayları vardı, Yeşil Hareketi vardı. Ondan önce 10 yıl vardı. Seçimden sonra, yani o Yeşil Hareketten sonra 2,5 yıl önce başka bir eylemler gerçekleşti. Yani orada 10 yıldan düştü 6 yıl. 2 yıl sonra hemen bu benzin krizi oldu. Şimdi benzinden bu yana kadar 2,5-3 ay oldu. Şimdi bu sonuçta rejimin enerjisini bir şekilde alıyor. Yani bunu bakarsak mesele şimdi büyütmek başka bir meseledir. Eylem kendi kendine bir başka bir alana gösteriyor, başka bir atmosfere gösteriyor. Bu eylemler her türlü farklı bir şekilde devam ederse, ki devam etmesine, çünkü buhranların, krizlerin kaynağı hala yerinde. Rejim ekonomik olarak çok çok zayıftır. Asla bir şey veremiyor. Destek kalmadı. Yani benzine karşı ve aynı zamanda 2,5 yıl önce gerçekleştiği eylemlere bakarsak, normalde hangi yerlere, anlattığım gibi kenar mahalledir, küçük kasabalar. Hı hı. Bunlar normalde geleneksel olarak rejime destek veren mekanlardır. Normalde zaten bir protestoculara karşı eylem olursa normalde o taraflardan destekçi getiriyorlar. Bunlar rejimin elinden geçti. Yani artık bunu görüyoruz. O kesimleri kaybettiler ekonomik, evet, durum yüzünden aslında. Ekonomik durumundan, yani siyasi değil ama o ekonomi de zaten siyasidir. Aynı zamanda yolsuzluk meselesi söz konusu. Yani aynı zamanda ambargo da, çok sert bir ambargo var. Petrol satılmıyor rejim. Yani rejim tarafından petrol de gitmiyor, para da gelmiyor. Onun için krizlerin kaynakları yerinde. Onun için her türlü biz bunu beklememiz lazım. Bir şey olacak. Bir şekilde bir olayla bunlar patlıyor. Bu arada biraz da şunu konuşalım. İran halkı peki ne kadar milliyetçi bir halk ve bu dindarlıkla da ne kadar ilişkili? Biraz bu din milliyetçilik ilişkisini anlatır mısınız bize halkta? Bakın, bu tabii ki biraz zor bir konudur. Çünkü böyle bir anket vesaire vesaire olmadı. Ama genel olarak bunu bakabiliriz. Normalde İran'da milliyetçilik ve din ayrı ayrı tutuyordu yani. Normalde özellikle devrimden sonra milliyetçilik düştü. Yani rejim tarafından, biz Şii bir devletiz. Yani bir teokratik bir hava var. Anayasada da daha çok din üzerinde kurulmuş bir anayasa. Bu son yıllar biraz farklı bir hava yaratmaya çalıştılar. Yani Şii milliyetçilik. O dediğimiz Şii Hilal, yani İran'dan başlayıp Irak, Suriye, Lübnan
vesaire. Bu bir rejim farklı bir strateji kurmaya çalıştı. Milliyetçilerin bir kısmını da kendine içinde alması. Özellikle bu olaylar o projeyi komple yok etti. Aynı zamanda din meselesine bir girersek, din meselesi İran'da bir şekilde şey bakarsak bu devrimden sonra yani İslami rejimden sonra bayağı düşmeye başladı. Yani böyle bir anketlere bakarsak, anket yani böyle resmi anket değil yani ama böyle bir şeylere bir bakarsak din ve iktidar aynı yerde kalmasını pek halk tarafından kabul edilmiyor. Sloganlarda da çok görüyoruz bunu. İslam'a bahane ettiler, halkımızı yok ettiler. O bir çok genel bir slogandır. Yani bu birkaç yıldır çok yoğun olarak dinliyoruz vesaire vesaire. Burada ben soruya başka bir yerden bakarsam Kasım Süleymani'ye gidersek orada bir istisna görüyoruz bence. Yani Kasım Süleymani'nin üzerinde 10 yıllık bir PR vardı. Onun içinde şey milliyetçilerin tarafından da bir sevinç vardı yani bir kısmı. Hepsi değil bir kısmı vardı. Şimdi bu uçak düşmesi hikayesi bir şekilde milli gurure de dokundu. Yani her taraftan yani. Özellikle şeye bakarsak Trudeau'nun yani Kanada'nın Cumhurbaşkanı'nın şeyine bir bakarsak oradan da bir olay var. Yani çok sosyal medyada da bunu bakıyoruz. Geçen hafta bir açıklama yaptı. Biz bütün kaybeden yani ölen ailelerine 25 bin dolar destek vereceğiz. Onlara çok kısa zamanda Kanada vizesi vereceğiz. Gelsinler çünkü burada çocuk var vesaire vesaire. İran hükümet tarafından ne görmüş halk? Cenazeye vermediler. Yani bu şeydir. Hatta bazı yerler öyle bir söylenti var. Yani bazı ailelerden diyorlar ki DNA test için para aldılar ailelerden. Aynı zamanda çoğu cenazelere aileye teslim etmediler. Bu çok acı oldu. İki gün önce bir aile şey yaptı, açıklamaya yani bir video çıktı, dışarı çıktı. Cenazeyi rejim taraftarları aldılar. Cenaze törenini onlar yapıyorlar. Kadinin yani ölen kadinin annesi dışarıda kalıyor, ağlamaya başlıyor. Şimdi görüntülerini de görüyoruz. Evet, orada bunu. Bu birkaç gündür İran'da böyle bir sosyal medyada hashtag oldu, çok trend oldu. Herkes onun hakkında konuşuyor zaten. Oradan bakarsak sonra bir tane rejim tarafından bir kişi anneye yaklaşıyor ve şunu diyor, bizden ne istiyorsunuz biz verelim. Kadın diyor, bize bir akın. Ve o bize bir akın. Şimdi sosyal medyada bir hashtag'tir ve onun üzerinde çünkü çok farklı alanlarda bize bir akın, sanat olsun, ekonomi olsun vesaire vesaire. Şu biraz şu olay yani Kanada'da böyle bir bakıyor, Trudeau gidiyor, çiçek bırakıyor, konuşuyor, çocuklarla konuşuyor. Bizim devletimiz bize ters yapıyor. Bugün, en çok da yalana da kızılıyor burada. Yani olayı, uçağın düşürüldüğünü Trudeau'dan öğrendik. Belki o konuşmasaydı bize hiçbir zaman söylenmeyecekti bu uçağın düşürülmesi diye de bir öfke var galiba. Bu öfke zaten halk tarafından 40 yıldır gördüğü bir şeydir. Her zaman yalan geliyor. Hatta tekrar ben sosyal medyaya geri dönersem bir tane şey var bu kara kutu hikayesi. Artık şeye başladı. Ne bileyim o cinayetin kara kutusu nerede diye sonra geliyorlar sanatçıların öldürmesi. Çünkü bir dönem bu çok yoğundu rejim tarafından. Bu büyük bir katliamlar oldu. Hiçbir zaman rejim bunu kabul etmedi. Zaten 1-2,5 ay önceki benzine karşı eylemlerin dediğimiz gibi 1500 kişi öldürmesi hala rejim tarafından kabul edilmedi. Bu da bu yalan yani. Bu da bir şey oldu halk tarafından. Bu rejim yalan üzerinden bir rejimdir, bir devlettir. Ve bu çok yani sadece mantık ve böyle bir beyin değil, duygu olarak da halka bayağı vurdu gibi gözüküyor. Bir parça milliyetçi diyebiliyor musunuz bu eylemlere o zaman? Pardon. Bir parça milliyetçilik de var o zaman bu eylemlerde sizce? Bu yeni eylemlerde hiç görmüyoruz. Bunlar daha çok öğrenci, politik, daha çok sol hava. Ve seküler. Evet, seküler ve sol bir hava görüyoruz orada. Kadınlar da bayağı katılım gösteriyor bu protestolara.
uzun bir sürede Beyaz Çarşamba eylemlerini konuşmuştuk. Hem kadınların katılımı nasıl yeni protestolara, hem de o Beyaz Çarşamba eylemleri ne durumda, devam ediyorlar mı? Ben ilk kadınların meselesini genel olarak bir bakarım, sonra Çarşamba, Beyaz Çarşamba'ya geri döneceğiz. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani biz birkaç yıldır özellikle eylemlerde kadınlara 10 onde görüyoruz. Yeşil hareketine de bir geri gidersek hatırlıyorsunuz, bayağı da kadınlar ondeydiler, gidiyordu. Ama oradan artmaya başlıyor. Çünkü bir şekilde yani böyle bir söz de var İran'da. Yani artık muhaliflerin şeyi oldu. Yani kadınlar zaten çarpı iki zulüm altında. Yani ne kadar ki her türlü eşitsizlik varsa, zulüm varsa, cinayet varsa vesaire, kadınlar çarpı iki bunu yaşıyorlar. Ve kadınlar da bunun farkında. Bu da çok ilginçtir. Özellikle benzin krizin karşı eylemlerde rejim tarafından da bunu kabul ediyor. Hatta iki gün, yani eylemlerden iki gün sonra birkaç, bu standart İran'da birkaç kişiyi bulup baskiden sonra televizyona getiriyorlar, itiraf ediyorlar. Biz yurt dışında, biz diş mihtarıyız. Yurt dışından para aldık, ne bileyim propaganda altında kaldık, yanlış yaptık vesaire. Hepsi kadindir ve o programda, yani itirafı gösteren programda da bunu anlatıyorlar. Bunlar çünkü kadınlar duygusaldır, duyguya vuruyorlar ve kadınlar sahaya çıkarsan kadınların peşine gelenler de olur diye, kadınlar şimdi onda. Bu bir şekilde bunu gösteriyor. İran'da kadınlar bir şekilde en politik ve en siyasi taraf onlar. Bu çarşamba, Beyaz Çarşamba olayları da bir gidersek, bu İranlı bir eskiden reformist olan bir gazeteci, kadın gazeteci başladı bu. Yani bir yayınlamaya başladı. Çok yoğun oldu. Çarşamba bunlar biliyorsunuz böyle bir beyaz çarşafla dışarı gidiyorlar. Etiraz vesaire. Sonra Devrim Meydanı'nın kızlar dışarı çıktılar. İlk kez Devrim Meydanı'nda, Tahran'da Devrim Meydanı'nda bir genç kadın gitti. Bir tane çubuk üzerinde bir tane çarşaf vardı. Çarşafa böyle bir beyaz şey vardı. Ama beyaz çarşambaların şey alakası yoktu. Çünkü orada İran medyası, yani İran muhaliflerinin içerisinde çok büyük bir tartışma var. Çünkü Mesih Ali Necat, yani Beyaz Çarşamba kampanyayı gerçekleşen ve bunu takip eden şey, Pompeo ile, yani Mike Pompeo Amerikan Diş Bakanlığı'yla görüşme yapıyor. Ambargoya çok destek veriyor. Bir şekilde, net bir şekilde savaşa destek vermiyor. Ama diş güçlerin müdahale etmesine de birkaç kere olumlu baktı. Onun için çok farklı bir orada bir tartışma var. Bu o yüzden tam bir destek de göremedi herkesten yani. Herkesten değil, evet. Hatta bunu da diyenler çok oldu. Yani bir şekilde bunu alıp İran halkına karşı kullanmaktır. Çünkü sonuçta bu ambargo haklı bir ambargo değil. Amerika anlaşmadan geri çekildi ve aynı zamanda bu ambargonun problemlerini kim acı içine çekiyor? Halk bu acıya çekiyor. Çünkü şimdi en büyük meselelerden biri ilaçtır. İlaç az bulunuyor. Yani şimdi kampanyalar var. Ne bileyim, bir kişi yurt dışından gelince sayfalar var, böyle ilaç istiyoruz vesaire vesaire. Ve Irak şeyini de unutmayalım. Irak ambargosu. Çünkü aynı şeyi yaşadı. Şimdi İran o seviyede değil ama gördüğümüz gibi o seviyeye doğru gidiyor. Peki biraz da dışarıdaki İranlıları konuşalım. Siz de 9 yıldır Türkiye'de yaşayan bir İranlı olarak size de bunu sormuş olayım. Büyük bir diasporası var İran'ın birçok ülkede. Diasporadaki İranlılar peki İran'daki bu süreci nasıl etkiliyorlar? Pozitif olmakla birlikte negatif etkisi de oluyor mu hiç ülkenin içindeki İranlılar için? Bu olay bir 35 yıldır bir kavram var. Belgeseliniz de çıkıyor. Evet. dahilneşin ve haricneşin. Yani içeride dahil ve oturan ve dışarıda oturan. Şurada her zaman bir
çatışma vardı bunların iki. Çünkü dışarıdakiler daha radikal, daha radikal olabilir. İçeride de diyor ki bizim zaten rejime özellikle reformist, yani reformist kanaya İran, yani reformist kanatlara böyle destek vermek. Çünkü halk bir şekilde seçime gidiyordu. Ve bu geçmiş zaman da önemli. Bir buçuk ay sonra meclis seçimi var ve o çok belli eder. Ne kadar kişi katıldı, hava nesildir vesaire. Yurt dışındaki çoğu siyasi muhalefler de şeydi, yani boykot etmemiz lazım, şudur, rejim komple devirsin, ama İran'daki içindeki dinamiz bu değildi. Şimdi bu bir buçuk yıllık, yani böyle bir yeni süreç, bunlara bir şekilde yakınlaşmayı görüyoruz. Ki eğer bu yakınlaşma da olursa, yani böyle bir irtibat daha güçlü olursa, biraz muhalefet daha güçlü olabilir. Çünkü eskiden böyle bir, dediğim gibi, kavram var. Yani siz bizi anlamıyorsunuz. Ve bu sadece İran değil. Yani biz Şili'ye de bakarsak, darbeden sonra, Pinochet'in darbeden sonra, Ariel Dorfman, Şili'li bir yazar, bunu çok güzel bir anlatıyor. Hatta Pinochet düştükten sonra da o kavga devam etti. Siz dışarıdasınız, dışarıdaydınız. Bizim çektiğimiz acıyı siz yaşamadınız. Biz daha haklıyız. Yani oradan öyle bir şey var. Bir tansiyon oluyor aslında dışarıdaki, evet, ve içerideki arasında. Ama herhalde sosyal medyaya çok etkili bu iki grubun birbirini tanımasında ve birleşmesinde. Aynen öyledir. Bu sosyal medya, yani Twitter, Instagram vesaire, biraz yakınlaşma var. Aynı zamanda İran'da da halk radikalleşti. Yani o radikalleşmek bir şekilde bunlara iki yan yana getirebilir. Ama rejimin büyük bir şansı opozisyon, güçlü opozisyon olmamasıdır. İran'da biz güçlü opozisyon görmüyoruz. Opozisyonlar çok blok bloktır ve birlikte de temas edemiyorlar. Yani bir şekilde, yani sağcı muhalefet Amerika'nın yanında, büyük bir kısmı bunu kabul etmiyor. İçerideki de bunu kabul etmiyor. Bir kısmı opozisyon şahcidir. Onlar da tekrar Amerika'ya destek veriyorlar. Şu süreç biraz tehlikeli bir süreçtir. Ve her zaman da bu, yani reformistler de bunu çok kullanıyorlar. Tamamdır, diyelim ki rejim gidecek. Bunun yerine kim gelecek? Ve bu mesele de var. Bu halk bir kere devrim yaşadı. Ve aynı zamanda o dönemde bu vardı. Biz şah istemiyoruz. Ama ne olacağını bilmiyoruz. Sonra Homeini geldi. İslam rejimi gerçekleşti ve ondan sonraki süreci biliyoruz zaten. Bunun için bir korku vardı her zaman. Yani biz tamamdır, bu rejim düşerse kim gelecek? Bu sefer bir şey görebiliriz. Belki bu eylemlerin içinde bir yeni bir opozisyon gerçekleşirse farklı bir havaya gireceğiz. Eylemler çok büyük ve kalabalık aslında. Orada muhalifler biraz birleşmiş görünüyor dışarıdan bakınca. Bu süreç muhalefetin birleşmesini sağlamaz mı bir şekilde? Bu ilginç, yani İran'ın havası çok ilginçtir o konuda. Yani medyasız, organizasyonsız ve partisiz bir eylemdir. Yani o kalabalık hiçbir zaman bir çağrıdan gelmiyor. Sosyal medya yok mu bu eylemlerin kaynağında? Şimdi bir sürü yasak olan şey var. Neler yasak? İnsanlar ne kullanıyorlar? Telegram'ın vesaire yoğun kullanıldığını duyuyorduk. Ve hiç etkisi var mı bu mobilizasyonda? Affedersiniz, bu sosyal medya kullanımının? Burada tabii ki yani aşağı yukarı bütün uygulamalar şeydir, yasaktır ve filtredir. Herkes antifilter kullanıyor orada. Aslında yani yasakta VPN işe kullanıyor, yaramıyor o kadar. VPN kullanıyor ama bir şekilde internet çok yoğun. Yani koylara da gidersen görebilirsin. Yani herkesin elinde çok özellikle mesela bir 2,5 yıl önceki eylemlerde daha çok Telegram üzerinde olduğu bir şeydir. Bu sefer biraz daha Twitter söz konusu. Ki biz bunu görüyoruz. Yani özellikle benzine karşı eylemlerde hatırlıyorsunuz. Bir hafta komple internet kesildi. Çünkü rejim tarafından da böyle bir zemin hazırlıyor. Milli internet, yani dediğimiz intranet, yurt dışından kesik, sadece içeride. Tabii ki sosyal medya orada rolün önemlidir. Ama dediğim gibi şeyler de çok blok bloktur. Yani eylemcilerin hem sosyal olarak, hem toplumsal olarak, ekonomik olarak vesaire, hem istediği şey. Yani bir kısım seküler bir şey istiyor, bir kısım asla onun meselesi sadece ekonomidir vesaire vesaire.
En son tekrar bu muhalefetin ayrıldığını soracağım ama merak ettiğim küçük bir şey var. Süremiz de çok azaldı. İran'la ilgili hep şu konuşulurdu, oradan gelenler, dışarıda yaşayanlardan da benim çok duyduğum. Evlerde aslında bir özgürlük alanının oluyor olması. İşte filmlerdeki ev partilerini hatırlıyorum mesela. Ev bir direnme alanı mı? Ve şu anda da hala bu şekilde kullanılıyor mu evler? İnsanlar kendi kişisel alanlarında en azından mutlular ve rahatlar mı? Böyle şimdilik İran hakkında konuşursak maalesef hiç mutluluktan bahsedemiyoruz. Maalesef. Yani özellikle bu 2,5 yıl arasında, hem ekonomik meselesi çok önemlidir. Umutsuzluk ve mutsuzluk çok büyük bir hava vardı, bir atmosfer vardı. Bu son eylemler tabii ki hem acıydı ama bir şekilde umut da veriyordu. Yani ben hala ev meselesine girmedim. İlk bu toplumsal meseleye bir bakmamız lazım. Derin bir mutsuzluk olduğunu tahmin etmek zor değil. Evet. Ama bir şekilde yani bana göre de böyle bakarsak diyoruz bu baskılara rağmen, bu kan verdiği, bu kadar baskıya rağmen hala halk dışarıda. Hala halk ölmedi. Mesela bu bir umut görüyorduk orada. 2,5 aydaki eylemler de böyle bir hava vardı. Tamamdır öldürüyorlar. Ama görüyoruz hala gençler dışarı çıkıyorlar. Yani 15, 17 yaşında, 18 yaşında genç görüyorsun. Ulume karşı dışarı çıkıyor ve itiraz ediyor. O bir umut bırakıyor orada. Ama şimdilik şunu diyebiliriz. En karanlık, yani İran tarihi karanlık dönemler az görmedi ama bu yıllara en karanlık dönemlerden bir tanıyabiliriz. Ama şey ev meselesi eskiden bu şey yoğundu, hala da yoğun yani. Çünkü tamam kafe var vesaire ama eğlenmek şeyi daha çok evlerde gerçekleşiyor. Bu devam ediyor. Bu yani bir şekilde bir gelenek oldu yani. Bir şekilde İran'da. Bir direnişle demek aslında bu da. Sadece eğlenmekten öte belki. Evet yani böyle bir şey de vardı. Ben şunu da hatırlıyorum. Yani rejim tarafından böyle bir yas istek var her zaman. Yani böyle bir dini olarak halk yas tutsun, halk siyah giysin, halk eğlenmesin, müzik dinlemesin yani. Vesaire bir şekilde ev olsun, ne bileyim piknik olsun, bir şekilde halkın eline ne geçerse bunu ona karşı kullanmaya devam ediyor. Ve o tabii ki yaşam tarzı olarak bir direniştir. Özellikle Ayetullah Hameneyi bu yaşam tarzı hakkında bayağı konuşma yaptı, bayağı kampanya yarattılar ve devam ettiler ki yaşam tarzı değişsin. Yani. Ama hiçbir zaman başarı olmadılar ve gittikçe de bunu görüyoruz yani. Yaşam tarzı daha çok modern oluyor, daha çok açık oluyor, daha çok özgür oluyor. Ama tabii ki yani yasalara karşı bu çatışma devam ediyor. Son soru peki, bu bütün eylemler, şunu da söylüyorsunuz, eylemlerin arası artık kısaldı. 10 yılda bir değil, çok daha sık sık bir şeyler olmaya başladı ve gördüğümüz kadarıyla bu uçak mevzusuyla ilgili en ufak, ya bu ufak bir şey tabii ki değil ama tetikleyen bir olayla insanlar tekrar sokağa çıkıyorlar. Muhalefet birleşir mi daha iyi bir şekilde ve bu iş nereye gider? Gerçekten rejim yıkılacak mı yakında diye soracağım. Çok spekülatif ama. Evet, bu ikinci soru biraz cevap vermek zordur. Böyle bir umut var. Yani rejimin değişmesi gerekir. Bu şey nereye gider bilmiyoruz. Bugünler özellikle bu uçak vurması Çernobil ve Sovyet'in son yılların, yani son çöküş yıllarını çok benzetmesi var. Çünkü Çernobil'de de aynı hikaye vardı. Yani eğer rejimin anlattığı şeyi rivayete kabul edersek, yani bir kişi orada yanlış yaptı yani. Çernobil'de aynı hikaye vardı. Yani ilk yani bir kişisel hata vardı, insanlık hata vardı. Sovyet bunu kapatması çalıştı. Olmadı, patladı ve bu bir şekilde sembolik olarak Sovyet'in çöküş sembolü, bir simgesi gibi bir şey oldu. Bunu görebiliriz. Çünkü Sovyet'te de yani bu çöküş mü, devrim mi biz bunu bilmiyoruz. Ama muhalefet birleşmesi bence biraz daha zaman ister. Ama bir şekilde bu eylemlerde özellikle içeride, dışarıda değil, içeride yani eğer bir
savaş meselesi olmazsa, çünkü çok faktörler, çok farklı faktörler var. Savaş bölgesi her şeyi değiştirebilir. Çünkü artık mesele başka bir yöle gider. Böyle devam ederse biz kesin muhalefeti sokaklarda göreceğiz. Çünkü dediğim gibi, yani konuştuğumuz gibi, kaynaklar hala yerinde, yani kriz devam ediyor. Ve rejim de hiçbir şekilde bunu kapatamıyor. Ama bu nereye gider bakmamız lazım. En azından eylemleri görmeye devam edeceğimiz açık. Çok teşekkür ederiz Mehdi Şahmani. Medyaskop'ta sosyopolitikte bugün İran'ı, İran halkının Tahran yönetimine olan tepkilerini ve bundan sonra olabilecekleri gazeteci ve yönetmen Mehdi Şahbani ile konuştuk. Her pazar 17'de yayında olmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.